Son Pişmanlık 8. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Dul kalan Şefika Hanım, oğlu Faruk'u okutmak için temizlik işlerine gitmektedir. Faruk'la aynı okulda okuyan Kadriye, kendisini zengin bir ailenin kızı olarak tanıttığı için işportacılık yapan babasının sokak ortasında aniden ölümünü görmesine rağmen ona sahip çıkamaz. Faruk'la gönül yakınlığı kuran Kadriye okulu da bırakır. Annesiyle maddi imkansızlık içine düştüğü bir sırada İzmir'de ölen halasının mallarının kendilerine kaldığı haberini alırlar. Biraz önce iş bulmaktan söz ediyorduk. Şu kadere bak. Bir dakika, bir dakika. Şimdi tam olarak bana neler kaldı söyler misiniz Muharrem Bey? Halanızın oturduğu eski konağı ve bankada biriktirdiği parası. Kaç para, kaç para? 20 milyara yakın nakit para. Yaşasın. Peki bunları ne zaman alabilirim? Öncelikle veraset davası açılacak. Ve Sabiha Hanım'ın tek mirasçısı olduğunuz belgelenecek. Mahkemeden karar çıkınca da konağın tapusuyla bankadaki para üzerinize geçecek. O zaman hiç gecikmeden hemen veraset davasını açalım Muharrem Bey. Bu davanın sonuçlanması uzun sürer mi Muharrem Bey? Sanmıyorum. Sabiha Hanım'ın sizden başka yeğeni olmadığına göre nüfus müdürlüğünden kayıtlar gelince mahkeme ilk duruşmada kararını veriyor. Karardan sonra iş bitiyor yani. Hemen değil. Size kalan malların veraset vergilerinin de ödenmesi gerekiyor. Peki bu vergiler çok tutar mı? Bizim hiç paramız yok çünkü. Annem doğru söylüyor. Bırakın vergileri, İzmir'e gidecek otobüs bileti paramız bile yok. Para sorun değil. Ben size ne kadar gerekiyorsa veririm. Siz mirası aldıktan sonra bana ödersiniz. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer burada bir işiniz yoksa ilk uçakla İzmir'e gidelim. Orada halanızın konağında kalırsınız. Sonra da mahkemeye veraset davası açarız. Hay Allah sizden razı olsun Muharrem Bey. Öyle bir zamanda imdadımıza yetiştiniz ki. Anlatamam. Bu ahşap konak iyi para eder mi Muharrem Bey? Çok eski de onun için sordum. Doğru, her tarafı dökülüyor. Merdivenler çökecekmiş gibi gıcır gıcır ötüyor. Siz konağın eskiliğine bakmayın hanımlar. Halanızın cimriliği yüzünden onarım görmedi. Satmaya kalksak kaç para eder ki? Fazla para edeceğini sanmıyorum anne. Yanılıyorsunuz. Konak belki fazla para etmez ama arsası çok değerlidir. Sahi mi? Evet. Çok büyük bir bahçesi vardır. Burada imar durumu 5 kata kadar müsait. Çevreye baksanıza yüksek yüksek bloklar var. Ne yani, konağı yıkıp apartman yapmamızı mı tavsiye ediyorsunuz? Daha neler, biz böyle şeylerden anlamayız. Siz yapmayacaksınız. Bir müteahhite kat karşılığı verip en az 2 daire alabilirsiniz. 2 daire mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbette. Hatta burayı isteyen bir müteahhit bile var. Halanızın sağlığında kaç kere kapısını çalmıştı. Konağı bana ver, yıkayım, apartman dikeyim, sana da daire veririm demişti. Yaşadık, 2 daire. Bittikten sonra bunları satsak dünya kadar paramız olur anne. Eğer Muharrem Bey'in dediği doğruysa zengin oluruz tabii. Eğer istiyorsanız sizi müteahhitle görüştürebilirim. Adı Cemal. Dünya iyisi, namuslu, dürüst bir adam. Çok da zengin. 2 sene önce karısı ölmüştü. Ne dersiniz? Ne dersin anne, bir görüşelim mi şu müteahhitle? Görüşmekte yarar var. Yalnız biz öyle daire değil de o dairelerin parasını istersek verir mi bize o müteahhit? Verir herhalde. Dediğin gibi çok zengin bir adam. İşi yalnız müteahhitlik değil. Fabrikası, şirketi falan var. Vallahi bize dairelerin karşılığında para verirse hemen satarız konağı. Aslında daireleri alsanız daha karlı çıkardınız ama siz bilirsiniz tabii. Biliyorum ama bizim niyetimiz İzmir'de oturmak değil. Her şeyi satıp saldıktan sonra İstanbul'a yerleşmek istiyoruz. Evet, yaşayamadığımız o şehre geri dönmek istiyoruz. İstanbul'a geldiğimizde çok fakirdik, çok güç günler yaşadık. Şimdi ise zengin olarak dönüp o şehrin nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Siz bilirsiniz. Gelin sizi müteahhit Cemal Bey'e götüreyim. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Demek Sabiha Hanım'ın akrabaları sizsiniz, öyle mi? Evet, ben görümcesiydim. Bu da kızım Kadriye. Mirasın sahibi bu genç kız Cemal Bey. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Halanız iyiydi, hoştu ama aksi kadının tekiydi. Kaç kere yıkalım bu eski konağı, dikeyim bir apartman, yarısını da sana vereyim dedim ama bir türlü razı edemedim. Biz aksilik etmeyeceğiz Cemal Bey. Anlaşırsak konağı size veririz. İstediğinizi yaparsınız. Bunu duyduğuma sevindim. Akıllı uslu insanları severim.
Görüyorsun değil mi Muharrem Efendi? Hiç Sabiha Hanım'a çekmemiş bunlar. Efendim, hanımefendi ile kızı İzmir'de oturmayacakları için konağın karşılığında daire değil para istiyorlar. O da olur, o da olur. Daire yerine parasını veririm. Ne kadar vermeyi düşünüyorsunuz? Acele etmeyin, anlaşırız. İstanbul'dan geldiğinize göre benim misafirim sayılırsınız. Bu akşam ana kızı ikinizi de yemeğe davet ediyorum. Yemekte şartları konuşuruz. Olur. Gideriz değil mi Kadriye? Sen bensiz git anne, benim işim var. Ne işin var kızım? Hazır İzmir'e gelmişken eski arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Onlarla diskoya falan gider hasret gideririm. Bir zamanlar İzmir'in tanınmış ailelerinden biriydik Cemal Bey. Geçen yıl doların ani yükselişiyle birlikte her şeyimizi kaybettik. Kocamın borçları yüzünden İstanbul'a kaçmak zorunda kaldık. En zor günlerimizi de orada yaşadık. Yaşadığımız her gün kahırla çileyle doluydu. İzmir'de 200 metrekarelik lüks bir dubleks evden iki odalı bir gece konduda yaşamak zorunda kaldık. En ağrımıza giden de kocam gibi bir adamın karnımızı doyurmak için işportacılık yapmasıydı. İşportacılık mı? Yani bildiğimiz şu el arabasında ıvır zıvır satanlar gibi mi? Evet. Çünkü hayat devam ediyordu. Oturduğumuz gece kondunun kirasını ödemek, karnımızı doyurmak zorundaydık. Kocam ölmekle onurunu kurtarmıştı ama biz ana kız çok zor günler geçirdik. Muharrem Bey Sabiha Hala'nın ölüm haberini getirdiğinde biz o akşam ne yiyeceğimizi düşünüyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Ölümün ardından sevinilmez ama hala ölerek benimle kızıma rahat bir hayat vermiş oldu. Yaşadıklarınıza ve kocanızın ölümüne üzüldüm Feride Hanım. Hayat inişli çıkışlı derlerdi de gülüp geçerdim. Tabii insan başına gelmedikçe anlayamıyor. Allah inşallah bir daha bize öyle günler yaşatmaz. İnsanın elindekileri kaybetmesi kadar kötü bir şey olamaz. Muharrem Bey söyledi. Siz de eşinizi kaybetmişsiniz galiba. Evet. 2 sene önce vefat etti. Siz gene şanslıymışsınız. Kocanız size kızınızı armağan bırakmış. Karım bana bir çocuk bile veremeden öldü. En çok da buna yanarım. Neden? İnsan öldükten sonra adını ve işini devam ettirecek bir evlat arıyor. Allah'a şükür maddi durumum bir hayli iyidir. Malım, mülküm, fabrikam, inşaatlarım var. Ama ben yaşlandıktan ya da öldükten sonra ne yazık ki bunlara sahip çıkacak, işimi devam ettirecek bir varisim yok. Aklı başında derken neyi kastediyorsunuz? Aynı halanız gibi benim de çocuğum olmadığı için bütün mirasım hayattaki tek yeğenime kalacak. Ama ne yazık ki o da doğuştan zeka özürlü. Ne demek istediğimi bilmem, anlatabildim mi? Evet, anladım. Çocuk yaştan beri çalışıyorum. Bugüne kadar tırnaklarımla kazarak geldim. Gönül istiyor ki yaptıklarım devam etsin, sürsün. Ama insan her zaman her istediğine sahip olamıyor tabii. Tekrar evlenmeyi düşünmediniz mi hiç? Belki bir çocuğunuz olurdu. Düşündüm, düşündüm. Hala da düşünüyorum. Ama evlenmiş olmak için de evlenilmiyor ki. Evlenmek için hoşlanmak, sevmek gerekiyor. Yalnız yaşamak çok zor. Bilmez miyim? Ya siz? Siz de yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz? Neden olmasın? Daha genç sayılırım. Kızım büyüyor. İleride evlendiği zaman yalnız kalacağım. Karşıma hoşlanacağım biri çıkarsa elbette evlenirim. Konağı sattıktan sonra ne yapacaksınız? İstanbul'a geri döneceğiz. Ne yazık ki o büyülü şehrin sefasını değil cefasını çektik. Aslında tam zenginlerin yaşayabileceği bir şehir. Biz de halanın mirasından kalanlarla orada dertsiz tasasız yaşarız diye düşünüyoruz. Aslında yıllardır ben de İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyordum. Ama işten güçten fırsat bulup da bu hayalimi bir türlü gerçekleştiremedim. Bence hiç durmayın Cemal Bey. Mümkünse şirketinizi oraya taşıyın. Biz henüz nimetlerinden yararlanamadık ama İstanbul'da yaşamın bütün renklerini, zevklerini bulabileceğinize eminim. Bunu düşüneceğim. Evet, şimdi gelelim konak meselesine. Söylediğim gibi konak umurumda değil. Bana arsası lazım. Oraya bir apartman yapmayı düşünüyorum. Anlaştıktan sonra ne yaparsanız yapın. O sizin bileceğiniz bir şey. Karşılığında daire istemiyordunuz değil mi? Hayır. Dairelerin değeri kadar para istiyoruz. Hı-hı. Ne?
Cemal Bey 300 milyar mı teklif etti? Evet, yarısını hemen, kalanını da 3 ay sonra ödemek üzere. Peki sen ne dedin? Kızımla konuşayım dedim. Orası kızıma ait dedim. Karar verirsek Muharrem Bey'le haber yollarım dedim. Wow, 300 milyar. Büyük para. Zengin olduk demektir anneciğim. Bence hemen satalım konağı. Muharrem Bey'i ara, satacağımızı söyleyelim. Sakin ol kızım, sakin ol. Muharrem Bey'i aradım. Cemal Bey'e uğra, fiyatı biraz daha arttırabilirsen arttır. Sana da emeğinin karşılığını veririz dedim. Muharrem Bey birazdan haber getirir. Bu Cemal Bey 300 milyar vereceğine göre çok zengin biri olmalı. Oo, hem de nasıl. Holding sahibi ayol. Her tarafta inşaatları, fabrikası varmış. Keşke bekar olsaydı da evlenseydin adamla. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olurdu. Sus kız. Zaten adam yarım yamalık evlenme teklifinde bulunur gibi oldu. Ne? Ciddi misin anne? Yalnızlık adamın canına tak etmiş. Bütün gece kendisinden sonra işlerinin başına geçecek bir mirasçısı olmadığından yakındı durdu. Öyle zengin bir adamın kimi kimsesi yok muymuş? Karısının hiç çocuğu olmamış. Bir tek yeğeni varmış. O da doğuştan zeka özürlüymüş. İleride işlerini yönetecek bir çocuğu olsun diye tekrar evlenmeyi düşünüyor. Ay, yani sana açıktan açığa evlenme teklifinde bulunmamış ki. E pes yani. İnsan ilk gördüğü kadına da evlenelim demez herhalde. Ama ben sözlerinden böyle bir şey çıkardım. Ne dedi ki böyle bir anlam çıkardın? Hoşlanabileceğim, sevebileceğim birisi çıkarsa evlenirim dedikten sonra bana da tekrar evlenmeyi düşünüp düşünmediğimi sordu. Peki sen ne dedin? Ben de hoşlanacağım biri çıkarsa neden olmasın diye cevap verdim. Keşke Cemal Bey'le evlensen. Madem çok zenginmiş, dilediğimiz gibi bir güzel paraların altından girer üstünden çıkarız seninle. İleride paralar suyunu çeker diye düşünmeyiz bile. Merak etme kızım, merak etme. Konaktan gelecek 300 milyar da az para değil. Yine gönlümüzün arzu ettiği gibi yaşarız. Önce iyi bir semtte ev alırız, sonra bir araba. Yapmak isteyip de yapamadığımız her şeyi yaparız. Çılgınlar gibi bir hayat süreriz. Muharrem Bey'dir. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Yo. Buyurun buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Buyurun girin Muharrem Bey. Merhaba Kadriye Hanım. Hoş geldiniz Muharrem Bey. Cemal Bey'le konuşabildiniz mi? Evet, konuştum. Ne oldu konağın satış işi? Fiyatı yükseltebildiniz mi bari? Hayır. Çok ısrar ettim ama verdiğim fiyat piyasa koşullarına göre iyidir dedi. Bence de doğru söylüyor. Krizin sürdüğü şu günlerde kimse bu kadar nakit para vermez. Ne yapalım? Sen ne diyorsun Kadriye? Sen nasıl münasip görüyorsan öyle olsun anneciğim. O zaman Muharrem Bey, size zahmet Cemal Bey'e teklifini kabul ettiğimizi ve satışı hemen gerçekleştirmek istediğimizi söyler misiniz? Söylerim elbette. Size Cemal Bey'den başka bir haber daha getirdim Feride Hanım. Neymiş o haber? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama nihayetinde ben elçiyim. Umarım bana kızmazsınız. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Size kızmamı gerektiren bir durum mu var? Bilmiyorum. Belki kızar, belki de sevinirsiniz. Cemal Bey size evlenme teklif ediyor. Ne? Anne! Kusura bakmayın. Dediğim gibi ben elçiyim. Halanız gibi Cemal Bey'in de muhasebe işlerine ben baktığım için bu işte beni aracı kıldı. Ben de kırmamak için karışmam diyemedim. Bir dakika. Şimdi Cemal Bey benimle evlenmek mi istiyor? Evet. Sizi pek beğenmiş, etkilenmiş. Kabul ettiğiniz takdirde işini gücünü İstanbul'a taşımaya hazır olduğunu bildirmemi söyledi. Artık gerisini siz bilirsiniz. Son Pişmanlık adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.